Karaköprü Belediye'mizin toplu açılış programına hepiniz hoş geldiniz efendim. Durmadan, yorulmadan hizmet ettiğimiz, kalkındırmak için daha güzel bir şekilde büyümesi adına mücadele ettiğimiz Karaköprü ilçemize bugün de temelini attığımız ve şimdi açılışını gerçekleştireceğimiz toplu açılış töreni için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Karaköprümüz Şanlıurfa'mızın en hızlı büyüyen ilçesinden biri. Şanlıurfa'nın en hızlı büyüyen ilçesi olması hasabıyla de üzerimizdeki yükümlülüğün ve sorumluluğun bilinciyle hep birlikte meclis üyelerimizle, teşkilatımızla çalışmaya devam ediyoruz. Ve bugün burada öncelikle pandemi süreci sebebiyle açılışını gerçekleştiremediğimiz toplu açılış törenini inşallah burada hep birlikte gerçekleştireceğiz. Atakent Mahallesi 603. sokaktaki 2000 metrekarelik parkımız ekranda görülüyor. Yine Batıkent Mahallesi 4087. sokaktaki alanımız görünüyor. Ben burada açılışını yaptığımız öncelikle sentetik çim sahasından halı dokuma kursuna kadar, çok amaçlı salonumuzdan parklarımıza kadar ben hepsinin başta Karaköprümüze ve Şanlıurfa'mıza hayırlı, uğurlu olmasını temenni eder. Karaköprü ilçemizde olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Buraya gelmeden önce Karaköprü Belediye Başkanımız, çok değerli kardeşim Metin Baydilli kardeşimiz, Karaköprü'de yaptığı çalışmaları bir bir sıralamadı. Esasında zamanını sıkıştırdı. O sıkışık zaman içinde anlatabileceklerini anlattı. Ben 6 ay önce yine aynı salonda Karaköprü Belediye Başkanımızın yapmış olduğu çalışmaları dinlemiştim. 6 ay sonra tekrar dinlediğimde gördüm ki 6 ay önce proje olarak anlattığı birçok çalışma bugün açılışını yapacağımız alanların içine girmiş. Şimdi yeni projelerden de bahsetti. Bu şunu gösteriyor ki 6 ay sonra, 7 ay sonra yeni bir toplu açılış töreni var demektir. Ben tekrardan tebrik ediyorum. Bütün belediye başkanlarımız, Büyükşehir Belediye Başkanımızın lokomotifliğinde, onun önderliğinde hep birlikte bir çalışmanın gayreti ve azmi içindeler. Rabbim gayretinizi arttırsın. Ve bir şey daha dikkatimi çekti. Doğu kentteyiz. Doğu kentte yatırım var. Baktım Batı kentte de yatırım var. Yani bu şu demektir. Karaköprü'nün doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine her tarafında yatırım var. Bir bölgeye yatırım yapıp diğer bölgeyi ihmal etmemiş. Bundan dolayı da tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Biz seçime girerken söyledik. Efendim, gerek merkez, gerek kırsal ilçe başkanlarından büyük küçük şehir ayrımı yapmadan birlikte beraber çalışacağız dedik Allah'ın izniyle. İşte bu birlikte çalışmanın bereketidir. Neredeyse topladığımız zaman her gün geldiğimizden bu yana her gün bir faaliyet ortaya çıkarmış oluyoruz. Metin Başkanım içeride bir briefingini dinledik. Uzun uzun bir briefingti. Sağ olsun. Yarınlara dair müjdeleri olan, özellikle Karaköprü halkına yarınlara dair müjdeleri olan bir briefingti. Karaköprü güzelleşiyor ama Metin Başkan'la bir başka daha güzelleşiyor diyorum. Maşallah arı gibi çalışmış, sessiz sedasız çalışmış her zamanki tekniğiyle. Tabii ki bugünkü açılışlarla birlikte bizi daha mutlu ettiğini ifade etmek isterim. 2 yıldır Metin Baydilli Başkanımızı hayranlıkla izliyoruz, takip ediyoruz. Gerek bu 2 yıl içerisinde gerekse geçen dönem Karaköprü'müze gerçekten vizyoner projeler kazandırdılar. Kendilerine öncelikle hem Şanlıurfalı hemşehrimiz adına hem de Karaköprü kardeşlerim adına teşekkürlerimi iletiyor. Metin Baydilli Başkanımız gerçekten örnek aldığımız bir başkanımız, tecrübeli bir başkanımız. İnşallah yapmış olduğu projelerden istifade edip biz de inşallah kendi ilçemize vizyoner projeler kazandırmanın gayreti içerisinde olacağız. Gerçekten güzel açılışlar yapmıştı.
Metin Başkan'a da yetişmek mümkün değil zaten. Bunlar sadece hizmetle değil. Bence bir de milletin arasında olmak lazım. Onu da Metin Başkan çok iyi yapıyor. Kendisini tebrik ediyorum. Karaköprü'de hayırlı uğurlu olsun.